Kültür ve Sanat Festivali'ndesiniz. Öncelikle izinlerinizi alabilir miyim? Tabii ben Küçükköy'e yeni gelen bir insan değilim. Hemen hemen her yıl buralardayım. Önce bir kere belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Az imkanlarla çok iş yaratmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin, yani öbür arkadaşlarımız kıskanmasın mı ama Küçükkuyu gerçekten her yıl gittikçe gelişiyor, büyüyor. Çok önemli işler yapılıyor. Burada da bugün de görüldüğü gibi. Ama daha hizmetler devam edecektir. Biz başkanda daha büyük hizmetler de bekliyoruz. Şimdi siz de Kültür ve Sanat Festivali'ne ev sahipliği yapıyorsunuz. İki gündür nasıl geçiyor? Sizden de... Bu yıl 11.sini yapıyoruz. Özellikle bu günleri almamızdaki gaye, yaz sezonu bitti bölgemizde, artık yazlıkçılar çekildi. Esnafımıza böyle bir hafta daha sezonu uzatmak, biraz daha esnafımızın gelirlerini artırmak için bu hafta sonu koyduk. Dün açılışlarımız vardı. Bugün de işte Sayın İstanbul Milletvekilimizin paneli var. Ardından da Funda Arar konseri var. Umarım hem kasaba halkımız keyifli vakit geçirir, hem de esnafımızın biraz daha geliri artar. Bu gayeyle bunu yaptık. İnşallah bu akşam bitecek. Bizim yüreğimiz sevgi dolu. Sevgiyle her işin başının sevgi olduğunu düşünüyorum. Ben 9. yıl belediye başkanlığımda. Size çok samimiyetimle itiraf edeyim. Hala ilk günkü heyecanı taşıyorum. Bir şeyler yaptıkça daha çok şeyler yapılmasının olanaklı olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha güzel şeylere hep birlikte imza atacağız beldemizde. Çok yakında bir gümrük kapımız da açılıyor herhalde. O çalışmalar nasıl gidiyor? Evet, onun tüm izinleri bitti. Ufak tefek prosedürleri var. Herhalde bu ay içerisinde bir iki sefer yapılacak ama asıl olan 2018'de daha hızlı bir şekilde girecek. Çanakkale'mizin dünyaya açılan kapısı Küçükkuyu Gümrüğü. İnşallah bu da Küçükkuyu esnafına, Çanakkale esnafına çok ciddi kazanımlar getirecek. Ben buradan Çanakkale'mize, Küçükkuyu'muza hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Küçükkuyular, kıymetli misafirler. 11. Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivalimizin ikinci gününde çok kısa programımızdan bahsetmek istiyorum. Büyükçekmece Belediyesi Halk Oyunları Gösteri Ekibi...
sayın belediye başkanları, ilçe başkanları, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, biraz önce kardeşim de ifade etti, Küçükkuyu'ya defalardır geliyorum. İlk geldiğimde çok şirin bir köydü ama tabii şimdi köy olmaktan çıktı, ilçe olmayı geçti. İnşallah bu hızla giderse yakında Küçükkuyu diye bir il olursa şaşırmayın. Panelin konusu adalet olunca tabii çok uzatmayacağım. Benden sonra çok değerli bir sanatçımız da var. Hep beraber onu da dinleyeceğiz. Adalet deyince ne geliyor aklımıza? Bir, adalet mülkün temelidir. Bu cümlenin en önemli kavramlarından bir tanesi. Yani devletin varlık sebebi adalettir. İki, çok önemli bir filozof adalet şöyle tarif ediyor. O bir kutup yıldızı gibidir diyor. Hiç yerinde oynamaz. Bütün dünya onun etrafında döner. Yani bu kavramların ne kadar önemli bir kavram olduğu, belki bizim gibi topluluklarda çok yabancı olduğumuz için zaman zaman ne işimize yarar diyebiliriz. Ama her şeyimize yarar. Bakın, bunu yeniden icat edecek değiliz. Dünyada, dünyanın çeşitli ülkelerinin uygulamış olduğu evrensel kurallar dediğimiz, gerçekten uzun yıllardır tartışılan, konuşulan, yüzyılları alan bir meseledir bu mesele. İtibaren bu tek yönetenler ne yapmıştır acaba? Tek yönetenler kendi ülkelerine gözyaşı, sefalet, açlıktan başka hiçbir şey verememiştir. Sonra kendileri ne olmuştur? Oh.